Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz umursamayı nasıl bırakırsınız? Daha doğrusu insanları umursamayı, insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü umursamayı nasıl bırakırsınız? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu kesinlikle böyle toplumsal sorunları ya da kendimizi umursamayı bırakmak anlamına gelmiyor. Ya da işte aman ben artık hiç kimseyi umursamıyorum, hayatı umursamıyorum anlamına gelmiyor. Bu kendimizi sağlıklı tutabilmek adına insanların ne düşündüğünü, ne yaptığını umursamayı nasıl bırakırız anlamına geliyor. Ve ben bununla ilgili size birkaç tane tavsiye vereceğim şimdi. Birincisi, öyle bir amaç bulun ki kendinize, yaptığınız şeylerin arkasında öyle bir amaç olsun ki diğer insanların söylediği her şeye kulaklarınızı kapatabilin. Duymamayı başarabilin. Yani mesela benim bunu yapıyor olmamın sebebi birçok insana yardım ediyor olması, birçok insana iyi geliyor olması, birçok insanın gününü güzelleştiriyor olması. Ben bundan böyle bir para kazanmıyorum. Ben bir şey yapmıyorum bununla. İşte insanlar ya sokakta görünce işte Tuğçe abla dediklerinde mesela ben mutlu oluyorum ama yani bunun için de yapmıyorum. Ben insanlar mutlu olsun diye yapıyorum. İnsanlara yardımcı olsun diye yapıyorum. Hayatları biraz daha güzel olsun diye yapıyorum. Benim amacım bu olduğu için, kendim için değil de insanlar için bir amacım olduğu için eleştiriler açıkçası beni ilgilendirmiyor, rahatsız etmiyor ya da işte sen kendini kim sanıyorsun falan diyen insanlara rahatsız olmuyorum. Çünkü hani bunların asıl sebeplerini başka türlü görebiliyorum. Çünkü benim bir amacım var ve ben amacım doğrultusunda yapıyorum. Bu şekilde bir amaç edinin kendinize. Ve insanlara yardım etmek, belki bu kendinize de yardım etmek olabilir. İlla insanlar olmak zorunda değil. Mesela bazı şeylerde de kendimi geliştirmek amacım var. Ve o yüzden de insanların söylediği bazı şeyleri yine duymuyorum. Amacınızın ne olduğu önemli, kendiniz için önemli olan bir amaç bulmanız açısından önemli. Ama onun dışında öyle büyük, öyle yüce bir amaç olsun ki sizin için kimseyi duymayın. İkinci söyleyeceğim. Herkes korku içinde. Herkes hayatta kalmaya çalışıyor. En iyi yapabileceği şekilde. Ve herkes bir şeyler olmaya çalışıyor. Kendini koruyabilmek için amaç en noktasında. O yüzden de insanlar bu yüzden saldırıyorlar zaten. Kendileriyle ilgili bir korkuları olduğu için, senin varlığınla tehdit altında hissettikleri için saldırıyorlar. Bu onları haklı yapmıyor. Bu onlara hak vermek zorunda olduğumuzu göstermiyor. Herkes kendi kişisel gelişiminden sorumlu çünkü. Ve bunu yapmamak da o insanların sorumluluğu. Bir terapiye gitmemek, sorunlarını çözmemek, sorunlarını başkalarına atıyor olmak da onların yaptığı bir sorumluluk. Onların kötü yaptığı bir durum. O yüzden de ya kötü demeyelim de onların problemi diyelim. Bunu bu şekilde görmeyi öğrenmeniz çok önemli. Onların kendilerini bir şekilde ya tehdit altında hissetmeleri, ya korkmaları, ya hayatta kalmak için bir yere ait olma zorunluluğunda olmaları, ya da işte eğer onlar beni eleştirmezse belki onların bir şekilde tehdit altında kalacağına dair gerçek olmayan ama altında belli travmalar, yatan sebepleri var insanların ve bu yüzden yapıyorlar bunları. Yani o insanlar tamamıyla kötü olduğu için yapmıyorlar ya da işte kalpleri kin dolu olduğu için yapmıyorlar. Biliyorum bunu bu şekilde görmek gerçekten çok hani böyle baştan çıkarıcı bir düşünce. O insanlar sadece kötüler. Haters gonna hate. Onlar işte çirkin insanlar falan demek öyle ama bu şekilde bakarsanız daha çok rahatlayabilirsiniz. Çünkü herkesin bir sorunu var. Herkesin savaştığı şeytanlar var. Onların da şeytanları kendi komplekslerinden geçiyor. Tabii ki bunları fark edip çözmüyor olmak onların sorunu oluyor ama belki de fark etmemişlerdir. O yüzden de insanlara hani bunlar benim hakkımda değil. Bu onun hakkında. Ayna tutuyor. Bana yansıtarak kendi sorunlarını çözmeye çalışıyor diye gördüğünüzde kendiniz en azından bunu alınmaktan vazgeçebilirsiniz. Umursamayı bırakabilirsiniz. Üçüncüsü, genellikle bizi çok incittiğini düşündüğümüz yorumlar ya da konular bizim zaten yaramızın kapanmadığı noktalardır. Yani bir kabuk vardır ve biri o kabuğu böyle tırnağına çekip böyle kazır. Ve o kabuğu tekrar açar.
Mesela atıyorum ben dış görünüşümle ilgili bir özgüvensizliğe, bir yaraya sahipsem mesela çocukken bunun hakkında bir travma yaşadıysam biri bana şişmansın dediğinde bu hani topluma göre hani kötü, ya atıyorum ben gerçekten kilolu bir birey olsam da bunu sadece topluma göre bunun bir kötülük olduğunu, bana göre olmadığını ve normal insanların, iyi düşünebilen, sağlıklı düşünebilen insanların bunu hakaret olarak görmeyeceğini de düşünebilirim. Ama bu benim sağlıklı beynim bu şekilde düşünebilir. Belki de ben de toplumun o bakış açısında kalmış bir birey olabilirim. Yani demem o ki, alınıyorsak bir şeye biraz derinden bakmamız gerekiyor. Neden alınıyoruz? Çünkü çoğu zaman burada zaten bizim iyileşmemiz, bir iyileşmemiş bir yaramız olduğunu gösteriyor. Ve eğer bir şeye böyle hani aman o onlarla alakalı diyemiyorsak, gerçekten takılıyorsak bir bakmamız gerekiyor. Neden böyle hissediyorum? Neden illa ve illa insanların bana bu konuda söylediği kötü şeylere takılmak zorunda hissediyorum? Bununla ilgili de yaramızı keşfettikten sonra iyileşmemiz çok daha kolay olur. O yüzden bu şekilde eleştirileri, daha doğrusu ya da kötü yorumları, insanlardan gelen kötü niyetli şeyleri bile kendi iyiliğimize çevirmek için kullanabiliriz. Dördüncüsü, ikinci madde işe yaramadıysa sizin beyninizde hala öfkeliyseniz, şunu düşünmenizi istiyorum. Eğer biri size oturup da böyle sayfalarca kötü bir şeyler yazacak ya da işte biri sizi böyle olduğunuz arkadaş ortamında ezikleyecek zamanı ayırıyorsa size ya da işte bu öfkeyi ayırıyorsa size beyninde, onun aklında böyle bir daire tuttuğunuzu ve bedavaya yaşadığınızı düşünün. Yani o insanın aklında kira vermeden takılıyorsunuz ve o insanın aklında yer tutuyorsunuz. Hem de hiçbir şey yapmadan. Beşincisi, kurtarılmak istemeyen insanı kurtaramazsınız. Herkesi düzeltemezsiniz. Yardım istemeyen insana yardım edemezsiniz. Bunları böyle benim beynime yazmam gerekti, kazımam gerekti. Çünkü benim otomatik modum herkesi her şey için düzelt, herkes mutlu olsun, sorun çıkmasın, herkes mutlu olursa kimse birbirine sorun çıkarmaz. Benim default modum bu. O yüzden bunu düşünebilmek benim için çok zor oldu. Ama şunu kabul etmeniz gerekiyor. Herkesi düzeltemezsiniz. Kurtarılmak istemeyen insanları kurtaramazsınız. Yardım istemeyen insana yardım edemezsiniz. Altıncısı, sen yalnızca verdiğin tepkileri, dışarıya attığın şeyleri kontrol edebilirsin. Tamam mı? Zehirli olmamayı kontrol edebilirsin. İyi davranmayı kontrol edebilirsin. Ama kontrol edemeyeceğin bir şey var. O da insanların seçimleri. Herkes kendi seçimlerini kendi özgür iradesiyle yapar. Birinden etkileneceklerse bile etkilenmeyi seçerler. Ya da bazı durumlar tabii ki manipüle edilirler ama hani onlardan bahsetmiyoruz şu anda. Hani insanla birebir bir konuşmanızdan bahsediyoruz. Birinin manipüle edildiği bir durumdan bahsetmiyoruz. Hani narsistleri işin içine katmadım bu durumda. Normal insanlardan konuşuyoruz. Ama insanlar kendi seçimlerini kendileri yaparlar. Hayır. Problemleri olduğunda terapiste gitmemeyi de seçebilirler. Ya da size bu şekilde davranmayı da seçebilirler. Bu üzücü olabilir. Özellikle sevdiğiniz insanlar söz konusu olduğunda ama insanlar seçimlerini kendileri yaparlar. Bir insan size sevgi göstermemeyi tercih ediyorsa bu bir tercihtir. Evet, bir travması yüzünden, evet daha önce yaşadığı şeyler yüzünden bunu yapıyor olabilir. Ama bu yine de bugün bir hani yetişkin olarak verdiği bir karardır. Ve bunu bir sorun olduğunu görmeyip, görmezden gelip, bir terapiste gidip, açılıp, bir şekilde kendine yardım etmeye çalışıp, sonrasında size yardım etmeye çalışmıyorsa bu da onun bir seçimidir. O yüzden tabii ki herkese bir hani şüpheyle yaklaşın, yardım etmeye çalışın ama istemeyen insana etmeyin bir önceki maddedeki gibi. Ondan sonra da bir insan kendi seçimini yaptıysa, bunun üzerine zorlamayın. Siz kendi seçimlerinizi yapın. Vereceğim oldukça aslında derine giden tavsiyeler bu kadardı. Eğer sizin yazmak istediğiniz bir şey varsa aşağıya lütfen yazın. Benim bunları öğrendiğim yapabileceğiniz şeyler. %100 yapabiliyor muyum? Tabii ki hayır. Ama bir gün gerçekten %100 yapabildiğimde çok daha mutlu olabileceğime inanıyorum. Ayrıca meditasyon yapın. Gerçekten çok iyi geliyor. Gerçekten. Meditasyon yapın. Her şeye hani böyle maddi olarak ekleyebileceğim bir şey farkındayım ama meditasyon yapın. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinizi sevmeyi unutmayın. O da çok önemli bir madde.